Pandemi dönemine rağmen ekonomisini büyütmeyi başaran iki ülke Çin ve Türkiye oldu. Amerika ve Avrupa'da ekonomiler küçüldü. Koronavirüsün etkisi altında geçen 2020 yılının büyüme rakamları netleşti. Üretim yöntemine göre 4 dönem toplamıyla elde edilen yıllık gayri safi yurt içi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon Türk lirası oldu. Gayri safi yurt içi hasıla 4. çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok ülke ekonomik olarak gerilerken, Türkiye ve Çin büyümeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri -%3,5, Almanya -%4,9, İngiltere -%9,9, Fransa -%8,2, İtalya -%8,8. İspanya -%11, Hollanda -%3,8, Japonya -%4,8, Hindistan -%8, Çin %2,3. 2020 yılında kişi başına gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 60.537 Türk lirası, Amerika Birleşik Devletleri doları cinsinden 8.599 olarak hesaplandı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.